Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza cevizli sucuk tarifiyle geldim. Hem yapımı çok pratik, hem çok lezzetli, hem de çok bereketli bir tarif oluyor arkadaşlar. Bir kere yapıyorsunuz, bir kış boyunca yiyorsunuz. Ayıklamış olduğumuz cevizlerin genişçe bir kasenin içerisine alalım. Üzerini geçinceye kadar su ilave ederek 1 saat kadar dinlendirelim. 1 saatin sonrasında cevizlerimizin suyunu süzerek ikiye ayrılmış olan cevizleri tekrar ikiye ayırarak 4 eşit parçaya ayıralım ve dizelim ipi. Kullanacağınız ipin kalın olmasına, sağlam olmasına dikkat edin. Ben yorgan ilinen iplerden kullanıyorum. Büyükçe bir düğüm atıyorum ve iğne ile cevizin önce altından üste geçiriyorum. Sonra üstten tekrar alta geçirerek cevizlerimi diziyorum. Dilerseniz yarım cevizle de yapabilirsiniz. Onu dizmesi çok daha pratik. Ortadan iğne ile batırıp dizebiliyorsunuz. Ama o zaman hem bereketsiz oluyor hem de sadece ceviz yemiş gibi oluyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda çok daha bereketli ve çok daha lezzetli oluyor. Garanti edebilirim. Ben çünkü o şekilde de denedim ve bu hal çok hoşuma gittiği için bu halini sizinle paylaşıyorum. Cevizlerimi dizdim ve ben cevizlerimi bu şekilde bir kancaya bağladım. Bu şekilde yapmak çok daha pratik olduğu için siz isterseniz çamaşır askılığına da bağlayabilirsiniz ya da direkt bir ipe de bağlayabilirsiniz. Cevizlerimi güneşe koyuyorum ve güneşte kurutuyorum tekrar. Yaş bırakırsanız içten küflenme olasılığı var. Bir kış çünkü yiyeceğiz bu cevizli sucuğu. Cevizlerimiz kururken biz de peltesini hazırlayalım. Bunun için genişçe bir kasenin içerisine bir su bardağı nişasta, ben buğday nişastası kullandım. Yarım su bardağı un, yarım su bardağı şeker alarak kuru malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Yarım su bardağı sütü ekleyelim. Süt eklediğimiz bardakla bir su bardağı da suyumuzu ekleyerek iyice pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Pişireceğimiz tavanın içerisine 3 su bardağı pekmezi koyalım. Ve pekmez koyduğumuz bardaklardaki pekmezin ziyan olmasını istemediğimiz için pekmez koyduğumuz bardakla 3 su bardağı da su koyarak 1 su bardağı da nişastalı karışıma koymuştuk. Toplamda 4 su bardağı su koyuyoruz. Ve nişastalı karışımı karıştırarak pekmezli karışımın içerisine alalım ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdıktan sonra ocakta sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam alıncaya kadar, kaynayıncaya kadar pişirelim. Gerçekten görüntüsü de kıvamı da çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Artık cevizlerimizi pelteye bulama vakti geldi. İpe dizmiş olduğumuz cevizleri hazırlamış olduğumuz peltenin içerisine batıralım ve kaşıkla her tarafın pelteye bulandığından emin olduktan sonra birazcık yukarı kaldıralım ve fazla peltesinin akmasını sağlayalım. Bütün cevizlerimize bu işlemi yapalım. Benim verdiğim bu ölçülerle cevizlerimi bir kere batırabildim. Tekrar ikinci defa aynı ölçülerle bir daha pelte hazırladım ve ikinci defa batırıyorum. Mutlaka size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde yaptığınızda pelte ile ceviz ölçüsü orantılı oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Bir kere batırdığımızda peltesi az olduğundan sadece ceviz yemiş gibi oluyorsunuz. Tekrar ikinci defa gördüğünüz gibi batırıyorum. Ve ipi asıyorum. Evet, ipteki hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Bu şekilde 6 gün güneşli havada beklettim. Kurumasını sağladım. Ve bu kadar cevizli sucuğum çıktı arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oldu son hali. Gerçekten çok lezzetli. Çok ekonomik, çok bereketli bir tarif oldu. Şimdi Çin dokusunu size gösteriyorum. Cevizle pelte orantısı gerçekten çok güzel. Evet,
bu şekilde. İpini de bu şekilde çekerek çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Evet, ceviz orantısını da gösteriyorum. Acaba cevizi az oldu mu diye düşünüyorsanız hiç az olmuyor gördüğünüz gibi. Öbür türlü çok kalın oluyor arkadaşlar. Yarım ceviz dizdiğinizde dediğim gibi bu şekilde çok harika oluyor. Ve minik minik dilimleyerek kahvenizin yanında da ikram edebilirsiniz. Çok güzel yakışıyor kahveye de. Ben artık burada yavaş yavaş videoma son veriyorum. Umarım siz dener ve çok daha güzellerini yaparsınız. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonu tıklayarak haberdar olabilirsiniz diyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.